Selamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci bölümde neyi planladık, ne yapıyoruz, neredeyiz, nereye gittim, niye bu kadar denediğim, evet hatırladım. İlk bölümden evet aşağıya kadar inmiştik ve daha sonrasında aşağıdaki yaratıkların doğması için evet yukarıya çıkıyorum. Ufak bir savaş vereceğiz. Çünkü benim hala hazırda bu yaratıklardan bir şeyler edinmem, ardından da başarımları yapmam gerekiyor ki zaten avcı olayını halletmiştim. Bu keskin nişancı. Evet, yani 50 metre öteden bir iskeleti öldürmem gerekiyor yay ile. Ve maalesef bu benim için zor. Ben bunu önceden yapamadım. Umarım bu sefer yaparız ve bir sonraki sandığımızda erişime açılmış. Tamam, ne olur ne olmaz diye bize birkaç tane daha fidan vermiş. Şunları şöyle ekeyim mi? Köşelere ha. Köşelere ektim ama bak şunu unutmayalım. İki tane ağacın da dibinde birer tane sandık var. Yani bu ağaçlar büyüdüğünde büyük ihtimalle ben bunları göremeyeceğim. Aman tanrım, sandıklarım nerede diyeceğim. Ama yok, hayır. Göreceğiz, unutmayacağız. Oyun... Tamam. Oyun sesini duymadan rahat edemiyorum. Tamam. Şimdi önümüzde aslında burada terakotalı yerler açıldı. Evet. Red stained clay. Tamam. Tamam. Blue. Blue'ya bak. Evet. Bunlarla her seferinde bir çatışıyorum ya. Nasıl blue abi? Mor bu. Ben bir takım kil topladım ve evet. Killeri aşağıda bıraktım herhalde ama neyse dur. Ben gidip şunları bir pişireyim. Hatta dur, birileri doğduysa ben kapışabilirim. Aşağıdan bir su sesi zil konuşalım. Bakalım. Oğlum burada ışık var ama ya. Burada doğmaz. Aa. Ya. Lan biz bir sürelik dostuz zannettim ya. Oğlum ya, zırhsız kapışmaya hiç hazırlıklı değilim. Fazla vuruyor. Buraya da bir yerden ışık geliyor, onu diyecektim. Şurayı şöyle daha rahat bir spawn alanı yapayım mı? Artık burada da doğmuyorsanız doğmayın arkadaş. Mesela bak, ben buraya bir niş yeri yapmamışım. Nereden geldim? Öyle de bir yerden gelmişim ki buraya merdiven yaparsam bütün planım suya düşecek. Deneyim mi? Denemeyeyim. Şunu şöyle koyayım. Aynen bak, buradan daha temiz oldu. Buraya bir kapı yapayım mı ya? Vallahi yaparım biliyor musun? Bakayım, odun, tahta, şu bu. Tamam, şu killeri al, demirleri al, yemekleri al. Hatta şu tavşan yahnisini ben bir gömeyim. Canım da olsun en azından. Yukarıya başka gerekli malzeme var mı bilmiyorum. Bir stek taşı da oraya götüreyim. Tamam, burada kalanını kalsın ya. Yemek falan var burada da. Evet, çok doğru bir yere koyuyormuşum kapıyı ama. Şöyle koysak. Hatta şunu kırsam. Kapı da kırılır değil mi? Tamam, bir de altı alalım. Farkındayım, tuhaf bir giriş yaptım. Bu ne oğlum? Tamam, şöyle kalsa herhalde. İğrenç gözükeceğine hepimiz hemfikiriz. O yüzden şöyle yapalım. Tamam, bu da sürpriz kapı. Bunun arkasında hiçbir şey yok. Zaten fazla fazla verdi. Evet, burayı böyle kapatabiliriz. Hala hazırda kazmam kırılmış. Çıbık, 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 çıbık. Tamam, şu anlık stained glass değil, kill. Evet, bunları pişirmem gerekiyor. Ve renk verip en azından bu görevleri alıp bir de ödüllerini alsam fena olmaz. Ay, hıçkırık tuttu. Bir öyle, iki öyle, üç öyle. Sanki pişirsem şu anki killer böyle biraz bir şeyler yaptıracak bana. Yok artık ya. Dur oğlum, dur, serseri geldi bir de, dur. Kılıcımı ver. Dur şu an. Atma. Geldi mi bir şey? Çapa çapa kazma balta. Tamam. Yayım oldu bedavadan. Ya buna sevinirim. Hayır. Buna sevinmiyorum da. Ya gerçekten burayı ışıklandırmamaktan bir sorun yaşayacağımı düşünmedim. Quartz spawn blok buraya dokunma diyor. Tamam. Şöyle olsa. Ya bir tane creeper yetmemiş, bir de gelmiş iskelet doğmuş ya. Tamam, burayı asla karanlık bırakmıyoruz. Ama bir şey değil mi? Marjinal bir iniş oldu ha aşağıya. Tamam. Alanı biraz daha genişletirsem burayı daha temiz kullanırım da. Bu kadar erken bu şekilde öleceğimi tahmin etmiyordum. Tamam. Sanki çoğu eşyayı topladım. Sizinden bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani ard arda iki tane creeper patlasa canımız çok kötü yanardı. Bir fidanlarım kırılmış. Bunları daha güzel bir yere mi eksik? Bunları yukarı ekelim ya. Evet bak, bunları yukarı ekelim. Bu arada hemen ben buraya bu tarla olayına da girebilirmişim. Onu fark ettim. Kömürleri aşağıda bıraktım. Evet, kömürleri neden aşağıda bıraktım? Lan ne güzel, böyle kafamda hayaller kuruyordum. Ölmeyeceğim. İşte ne bileyim. Bütün seviyemi biriktireceğim. Ama hayır. Bu arada creeper'ın çok acımasız saldırısına denk geldik. O yüzden ben bunu saymam. Hatta buranın bu patlamasını, yani tekrardan toprakla doldurmam, üstünü böyle güzel gözükebilecek bir şeyle birlikte kapatabiliriz. Yani çit kapısıdır falan. Dahası fırınım yok. Neyse. Çok da mühim değil herhalde. Bilmiyorum. Şu an alanımız çok dar olduğu için ben olabildiğince bir şeylerden ödün verip bu, evet, arkadaşları şöyle alt tarafları alsam daha pratik bir alan elde etmiş oluruz.
Killer burada pişsin. Yemekler de burada pişsin. Demir de burada pişiyor. Tamam. Ve tada! Evet, ilk başarım. Şu an hiç odun büyümemesi aslında bir problem. Çünkü odunum da kalmadı, tahtam da kalmadı, kemiğim kaldı. Arkadaşlar size güveniyorum. Ya bariyerden dolayı mı bunu yaptı ya? 3 tane 2 tane kemik tozumu yedi. Abi kalan kemik tozlarını da mecburen buraya harcamayı düşünüyordum ama. Evet. Şöyle evimizin önünü bir temizleyelim. Hangi ev? Minnak bir tarlam oldu. Şöylelikle şunu ekip büyütüp büyümedi. Evet, bu yüzden kemikler lazım diyordum ama biraz verimsiz mi harcamış oldum ya? Bilemeyeceğim. Göreceğiz. Kar bloğu. Tamam. Epik bir kar bloğum var. Oh, güneş doğuyor. Tamam. En azından dışarısı için şimdilik bir sorun etmeme gerek yok. Biraz daha tohum var mı? Niye? Bu benim tarafta. Tamam, mızıkçılık yapmadan tekrar aşağı ineceğim. Abi bunları o zaman buraya saklayalım. Bir tane kalkan yapsam olay benim için çok daha güzel ilerleyebilirdi. Dur bakayım. En azından şuradan bir sıra toprak kırıp yukarıya ağaç yeri yapabilirim. Daha önceden dediğim gibi bunu çok fazla yaptım. Böyle burnumun dibine ağaçları, odunları, fidanları diktiğimde bunlar büyüyünce çok karman çorman bir ortam oluyor. Ona hemen burada başlangıçta engel olacağız. Mesela şuradan bir yol versem. Tamam. Burada kafam sıkışır bu taraftan yapsam. Tamam o zaman ya, böyle yarım artı olsun. Fidanları bu şekilde buraya ektiğimde tamam, herhalde her biri farklı şekilde büyüyebilir. Bariyere de çok yakın değil diyecektim. Evet. Tamam bak, bu çok yaklaşmamış. Şunlar biraz sıfıra sıfır oldu ama bir başarım daha aldığımda çok sıkıntı olmaz. Şu an ağaç büyümesini bekleme kısmındayız. Çok hoşuma giden bir kısım değil. Artı burası yamuk, böyle bir kötü mü durdu ya? Evet, ben bunu böyle beğenmedim. Burası böyle çok kirli, kalabalık falan gözüküyor. Evet, şimdilik havada kalsın bu böyle. Ve tamam, şu an görev yapabilecek bir halim olmasa da... Bir şey diyeceğim, ben ters bir şey mi yaptım? Acaba bu killer pişmeyecek miydi? Gene yapmış olamam, lütfen. Şu an korktuğum bir kısım var. Bu arkadaşlara tuğladan erişemiyorduk, onu hatırlıyorum sadece. Abim yoksa ben bu tuğlaları boşa mı yaptım? Tamam, killerin bir kısmını kurtardım ama oğlum bu terakotaları tuğladan yapmıyorduk ya. Yani ben bu killeri aldım parça parça, bunu tek yapıp böyle koyup... Kömür burada mı? Dur, kömür burada. Kitten yoksa böyle mi pişiriyor? Şimdi şu an buradan doğru sonuca ulaşacağımı... Evet, stained kill. Sertleştirilmiş kill, evet. Bu arkadaşa buradan erişebileceğimiz maalesef belli oldu. Ben bu tuğlaları ne yapayım? Dur, tamam. Umarım oyun bize fazlasıyla kill verir ama ben bu tuğlalarla daha farklı şeyler yapabilirim. Mesela tuğla blue. 6 tane tuğla blue benim evimin zemini olur mu? Aa, büyümüş. Tamam. Ay, unutmuşum ya. Kill'den tamam, o oluyor da kill bloğunu pişirmemiz gerekiyordu. Tek tek pişirdiğimizde tuğla elde ediyorduk. Zaten tuğladan kill nasıl elde edeyim tekrar? Bir yerde anladım yanlış olduğunu ama neyse, tamam. Hatta bak, bu 6 tane ya. Burada birazcık daha şey yapmaya çalışacağım. Bunları da şöyle tık 12 yaptım. Tamam. Bir tarafın zemini olur bu herhalde. Arkadaşım hoş geldin. Hiç selamsız sabahsız geliyor. Merhaba. Hiç yakma beni. Şu tarafa da çok az kalmış. Hatta bakayım hemen en yakın başarımım ne. Bak, ekmek pişirecek olaya gelebilirim birazcık kemiğim olursa. Onun dışında elmas falan bulmak biraz uzak. Aa, bir saniye. Başladığın yerden vagonla en az 1 kilometre. Tamam. Ne kadar demirim var? Böyle 3. Oğlum ona da yetmiyor galiba, biliyor musun? Ve sizin asla sevmediğiniz bir olay var. Şu envanter düzenimin sürekli dağınık olması. Tamam, engel oldum. Belki böyle biraz demirden kısıp bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum da yok, o da olmuyor. Aslında bu vagonla seyahat etme olayı çok zor değil. Tabii ben ray yapmayı falan bayağı odaklandım ama vagon da yapmamız lazım. O yüzden şu an demirimiz yetersiz. Ben eldeki kömürlerle bir meşale yapayım. Sonra bir kat altımıza gidelim, bakalım ne var ne oluyor. Tekrardan ufak tefek savaşımızı yapalım. Hatta ben kalkanımı yapıp ineyim direkt aşağıya. O sürpriz ölmem çok kötü oldu ya. Bir de kendi bir enayiliğim oldu. Bak, bir de tuğla. Şu tuğlayı yok edemiyor muyum ben ya? Kalmasın mı burada? Gördükçe moralimi bozuyor. A bak abi, yukarıdakiler nasıl büyümüş. Çok güzel. Tamam. Bence gitmeden buraya ufak bir düzen de versem güzel olacak. Altı merdiven. Son kar bloklarımı da alsam. Hatta şuradan kömürü alıp tam takır hazır gitmek istiyorum.
Tamam, burası da bu kısımda hazır oldu. En azından bu şekilde yukarı çıkmamız daha rahat, daha temiz olur. Diğer türlü çok blok kaplayıp bütün zeminimi hani kırıp kırıp tekrar aynı şekilde kapatıyorduk. Çok da bir anlamı olmuyordu. O zaman bir saniye, şu diğer elimde kalsın şimdilik. Şöyle merhaba diye gireceğim ortama. Merhaba Creeper! Dur. Creeper'la çok güzel bir şey yapıyorduk. Hadi bakalım, bismillah. Merhaba Creeper, gel. Gel. Gel patla. Patla. Helal. Aa, burada da biri var. Tamam. Bak, zombi benim takıma geçti. Oh baba, bir iskelet, dur. At ona ok at. Önündekine at. Önündekine. Şuna. Aha tamam, kapışın. Bak, o sana vuruyor. Oğlum şunu yapmayı lazım. Vuruyor o sana. Mal. Tamam, şu an elde ne var? Tamam, demirimiz var. Yemeğim var mı? Yemek almamışım ya. Bak, envanteri temiz tutacağım diye onu bile almamış. Neyse, çürük et. Çürük et yememe rağmen yutkundum. Niye bilmiyorum. Ya, çürük et olması dedim. Zombi eti değil mi? Merak edilesi bir şey. Aa, ben bir büyücüyüm dostum. Şunların attığı okları da alalım ya. Alamıyoruz. Tamam. Buraya aydınlık bırakayım mı? İki kemik geldi ya. Yok, buraya aydınlık bırakmayalım. İki kemiğe hiçbir şey elde edemeyiz. Tamam. Geri dönüyorum. Hatta ben böyle... Öyle bir... Dur. Oğlum dur. Yeni kırdım ya. Dur. Şuradan nasıl çıkacağım? Tamam. Hadi güle. Bunların kapı açmayı öğrenene kadar daha çok var. Tamam. Gençler, önceki bölümde burada bitirmiştim. Burada tekrardan bir duralım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.